Merhaba arkadaşlar. Bazı sorularınız var. Onlara cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle Alex Baria kardeşimiz, tercüme edebildiğim kadarıyla operatörlüğü senden öğrendim gibi bir şeyler söylüyor. Selam göndermiş Şili'den. Biz de diyoruz ki dilimizin döndüğünce. Saludos Şili, Saludos Alex Baria. Biz de Alex Baria kardeşimize selam göndermeye çalıştık. İnşallah doğrudur. Bir de Eren Aşık kardeşimiz CAT 320 alırsak kaç saatte olmalı ve nelere dikkat etmeliyiz diyor. Ya illa bu CAT 320 diye bir şey yok arkadaşlar. Yani hangi makineyi alırsan al. Bunun daha önce çok videolarını yaptım. Hangi makineyi alırsan al. Nelere dikkat etmeniz gerektiğinin videoları çok var. Bunları şöyle bir geriye doğru git kanalda. Geri videolara doğru git. Oralarda çok sayıda videosu var. Osman Türker. 320, 323'ten daha mı seri? Yoksa modlar mı farklı? Yok seri. 320 seri. Normal ekonomi modunda da bizim ekonomi modumuzda 320'nin hareketleri biraz seri. Bunu daha önce de bir sefer söylemiştim. Galiba Osman Türker kardeşimiz kaçırmış. Aslında eski takipçilerimdendir Osman Türker kardeşimiz ama demek ki unuttu veya kaçırdı bu söylediğimiz şeyi. Abdülmendan kardeşimiz. Benim makinenin sobası çalışmıyor diyor. Yani sobası dediği kaloriferden bahsediyor kardeşimiz. Abdülmendan kardeşim şimdi burada senin yapman gereken önce sigortanı kontrol edeceksin. Kalorifer sigortasını bulacaksın, kontrol edeceksin. Sigorta patlak mı değil mi? Eğer sigorta sağlamsa düğmen arızalı olabilir. Kalorifer düğmesi arızalı olabilir. Bunun için önce kaloriferin oradaki genelde bu arka tarafta orayı açacaksın. Tabii bunu kontrol etmek senin için değil, elektrikçi kontrol edecek. Bakalım kalorifer motoruna elektrik geliyor mu? Gelmiyorsa düğmeden de olabilir. Elektrik şey düğmesinden kalorifer düğmesi arızalı olabilir. Artı kalorifer düğmesi sağlam, sigortan da sağlamsa büyük bir ihtimalle kalorifer motoru yanmıştır. Bunun değişmesi lazım. Tabii bunların düğme tespitini sigorta tespitini sen yapabilirsin ama motorun yanıp yanmadığını artık o elektrikçilere kalmış bir şey. Muhammed Öner kardeşimiz. Cisi bir yerine ne alacaksınız diyor. Arkadaşlar Mustafa Patron'un büyük niyeti hidromek almak. Yani 102B miydi o 4CX olanlar işte. Ya her neyse ben karıştırıyorum hep onu. Bu çok soruldu. Niyeti Cisi'nin 4CX'ini almak. Gökhan Açık. Cisi yıkarken nelere dikkat etmeniz? Ya şey yok arkadaşlar. Şuna dikkat edeceğim, buna dikkat edeceğim diye bir şey yok. Eskiden dediğim gibi bir sefer daha söylemiştim bunu. Şeylerde, eski otellerde egzozlar falan biraz uydurmaydı, dikti. Egzoza su girmesin diye biz poşet veya pet kapatırdık. Hava filtrelerinin o kuru taslağına su girmesin diye oraya poşet kapatırdık. Bunun haricinde yoksa şuraya dikkat edeceğiz diye falan bir şey yok. Ama kablolu, soketli yerlere fazla yanaştırmadan, sert tazyik vermeden şey yapıp da soketlere zarar vermemek, elektronik kısımlara fazla yanaştırıp da çok şey yapmamak faydalı olur yani. Bunun haricinde yoksa şunu yapacağız diye illa bir şeyi yok. Yunus kardeşimiz zemin analizi iyi yapılırsa her zemine ev yapılabilir diye şey yapıyor. Hani bizim kazılarda az yaptığımızdan şundan bundan bahsettiğimiz konuda. Şimdi Yunus kardeşim sen nerede yaşıyorsun ben onu bilmiyorum da. Bizim Türkiye'de olaylar çok farklı. Yani bunu anlatmak çok uzun sürer. İnan burada şimdi başladığında harfiyatta göreceksin. Adam iki araba toprak az çıkarması için yani affedersin hani buna şey derler. Abes olmasa göt kadar yeri bırakıyor yani. Hani kızıyorum böyle şeylere. Yani adam onun hesabını yapıyor. İki araba toprağın hesabını yapıyor. Senin dediğini ben anlıyorum. Sen fikir olarak söylüyorsun güzel bir şeyi. Dediğin doğru. Ama bizim burada kardeşim iki araba toprağın hesabını yapıyor müteahhitler. Yani bırak ki o senin zemin sağlamlaştırma işlerini şunlarını bunları. Onları burada yaptırmak mümkün değil. Yani bir kapı kolundan, kilidinden, bir musluktan, elektrik düğmesinden, fayansından, parkesinden. Ya her şeyden 1 lira aşağıya yapmaya çalışıyorlar yani. Daha ne diyeyim anladın sen onu. Yani daha fazla ileri gitmeyeyim. Müteahhitleri de fazla eleştirmiş olmayalım. Başımıza yine iş almayalım. Seyyid Ateş kardeşimiz. Harfiyatçılıkta vergi nasıl oluyor diye şey yapıyor. Arkadaşlar normal gelir vergisi var. Normal bir şirket kazancına göre vergin var. Buna göre faturanı şey yapıyorsun. Yani şu oluyor bu oluyor diye değil. Normal vergiler nasılsa. Yıllık gelirin işte aylık gelirin buna göre senin de vergilerin var. Normal bir şirket yani ayrı bir anormal bir durumu yok. Eray kardeşimiz Emin abi nerede diye soruyor. Arkadaşlar Emin abiyle yollarımız ayrıldı.
Emin abi bizden ayrıldı. Artık bunun şeyini sormayalım. Olmaz. Benim bu konuda bir şey söylemem olmaz. Ya, üzüldüm. Beraberdik, anlaşıyorduk, iyiydik ama yollarımız ayrıldı. Artık yapacak bir şey yok. Bunlarla ilgili soru sormayalım arkadaşlar. Nedendir, niyedir diye. Şimdi iki tarafın da kendince haklı nedenleri var. O yüzden benim bir şey söylemem olmaz. Sadık Geloz kardeşimiz de asfalt sökerken ön kova mı arka kova ile mi kullanacağız? Arkadaşlar, sert zeminlerde ön kova çalışmaz. Sert zeminde mümkünse yani ön kova son çare, çaresiz kalırsınız bir şekilde. Yoksa ön kova ya kırarsınız ya ağzını bükersiniz ya kazma kırarsınız. Asfalt olsun, beton olsun böyle zeminlerde ön kova kullanılmaz arka kovayla. Ancak bunları söktüğümüz zaman, kırdığımız zaman ön kovayla yükleme veya bir yerden bir yere taşıma yapılır. Nevfel Kangal kardeşimiz büyük ekskavatörlere iş çıkmıyor diyor. Ya şimdi şöyle bir şey. Ben burada başlayacağım harfiyata. Yani burada 40 tonluk makine olsa ne olacak? Hani olur 10 saat erken biter. 5 saat. Ondan sonra ne yapacaksın? İş hani birbirini kovalamıyor ki. Büyük ekskavatör nerede lazım? Bu artık 30 tonun üstünde olanlar. Çok arkalı bir gölet işleri, işte maden işleri, işte 500 bin metreküplük harfiyatlar, böyle 1 milyon metreküplük harfiyatlarda böyle yerlerde büyük makine lazım olur. Onun haricinde şimdi bizim elimizde 40 tonluk makine olsa ne iş yapacağız yani, ne işe yarar? O yüzden dediğin gibi yani bu da artık hani devlet ihalelerinin açılmasıyla ilgili biraz onların işlerinin kısıtlı olması. Normal 20-25 tonluk makineler bu işleri götürüyor şimdilik. Yol ve İnşaat isimli kardeşimiz levyeleri ekrandan değiştirebiliyor diye soruyor. Cisimlerde şey Beko'lu derlerde. Ekrandan değiştirme diye bir şey yok. Ama cisimlerde, ketlerde şimdi son modellerde arkadaşlar şey koymuşlar bir düğme. Arka Beko'lu deri isterseniz artı isterseniz çapraz yapabiliyorsunuz. Ketlerde var mıydı tam emin değilim de cisimlerde vardı galiba. Yine de bunu bir araştıralım. Videolarımdan birinde bahsetmiştik bundan ama şey yok. Bir düğmeyle ister artı yapıyorsun, ister şey çapraz yapıyorsun onu. Ama ekrandan değiştirme diye bir şey yok. Ama son dönemlerde öyle bir şeyler çıktıysa onu da bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada sorunlarımız da bunlar. Ha bir de Mustafa Uysal. Basit işlerin videolarını çek diyor, like almak için atıyorlar diyor. Rampa konusunda, şu makine rampası konusunda arkadaşlar Beko loderi yüklerken. Şimdi ya bir şey demeyeyim ya. Boş ver. Ağzımın tadını bozmayayım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.